En çok sorulardan bir tanesi. Evet. Tamam hocam, bunları fark ettik. Peki şimdi bunu nasıl dönüştürebiliriz? Hayat yaşadığımız duygulardan ibaret. Yani ben geriye dönüp baktığımda sadece duygu hissettiklerimi hatırlıyorum. Bu duygular sizin en güçlü tezahür ettirme sinyalleriniz. Tamam, demek ki orada bir kısır döngü var. Senin bir inancın ya da bir korkun var. Orası kalınlaşmış. Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar, şimdi anlatacağım teknik işte onu bulmanıza yardım edecek. Sen yeni bir frekansa geçmezsen yeni bir şeyi hayatına çekemezsin deriz. Niye? Herkese merhaba arkadaşlar. Quantum Kraliçeyi TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ebru Karakan ve yine değerli hocam Serpil Ciritçi ile beraber sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Evet. hocam diyeceğim ama Hoş zaten bulduk. birlikteyiz Evet. bulunduğumuz için. Evlerin Evet. evindeyiz. Ben burada video çekmeyi de seviyorum. Bir, eviniz ışığı bizim evden güzel. İki, evlerin enerjisi çok güzel. O Üç, sizin ışığınız hocam. sakin ve sessiz bir yerde oturuyorlar. O yüzden video çekilirken de güzel oluyor. O sizin ışığınız hocam. Tekrar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Olsun. Hepimizin ışığı diyelim o zaman. Peki. Evet. Evet hocam, bugünkü konumuz önemli. Çünkü bize o kadar güzel bilinçaltını anlatıyorsunuz. O işte bizim titreşimimizi düşüren duyguları tek tek bahsediyorsunuz. En çok sorulardan bir tanesi. Evet. Tamam hocam, bunları fark ettik. Peki şimdi bunu nasıl dönüştürebiliriz? Bu sefer de bir teknik verseniz hocam bize, daha da hani o işimizi daha da kolaylaştırsanız nasıl olur? Harika olur. Dediğin gibi hani birçoğunda tabii elinden geldiğince kısa da olsa bazı teknikler vermeye çalışıyoruz ama bugün biraz daha detaylı bir teknik vereyim. Belki arkadaşların hep takılıp kaldığı bir döngüler vardır. Ve orayı aşamıyorlardır. Yani aynı kısır döngüye belki yakalanan arkadaşlarımız vardır. O da bu teknik de belki o noktalarda gerçekten işe yarar. Ben aslında ilk önce işin birazcık başından alayım. Hani bir mantığını kavrasın arkadaşlar. Hani ben bunu uygulayacağım da ben bunu uyguladığımda ne olup bitiyor? Bana nasıl katkısı olacak diye soran arkadaşlara da en azından bir cevap olsun. Çünkü belki de ben bir işi böyle mantığıma tam oturtmadan inanmakta zorlanıyordum. Ama mantığıma oturduğunda onu alıp kabul etmem çok daha kolay oluyordu. Aynı şekilde hocam. Ben bunu yapacağım ama neden yapacağım sorusunun Gibi. cevabı Gibi. aslında. Harikasınız. O zaman can kulağıyla sizi dinliyoruz hocam. Mesela şey, çekim yasasını ben yıllardır okudum. 90'lı yıllarda dahil böyle yoğun okuduğum yıllar. Daha sonra kuantum felsefesinin çıkması çok işimize yaradı. Niye? İspatı geldi. Yani ben insanlara çekim yasası diye anlatıyordum. Arkadaşlar bak düşüncenin gücü var, çekim yasası var diyordum. Kuantum bunu gözlemci etkisi adı altında o çift yarık deneyiyle anlatınca düşüncenin gücü olduğunu doğal olarak bize de artık kuantum yaşam koçu dediler. Çünkü elimiz rahatladı. Bak bilim de böyle diyor Evet. dedik. O Şimdi da bir kesim için tabii çok etkili etkili oldu. etkili. O yüzden işte bugün de anlatırken bunun mantığını da anlatırsak hani etkili olur. Şimdi aslında şunu kavramak lazım belki de. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün kendinizi. Doğduğunuzda beyaz bir kağıt gibisinizdir. Böyle beyaz bir sayfa gibi düşünün. Bembeyaz. Bu sizin zihniniz. Hatta doğmadan önce aslında bilinçaltı değil mi? Kayıtları başlıyor diyoruz. Şimdi siz yaşadığınız her şeyi kaydediyorsunuz. Şöyle düşünün. Yani içeride bir tane şey var. Böyle bir Kaydedildi. kaydetme cihazı var. Sizin gördüğünüzü, işittiğinizi, dokunduğunuzu, kokladığınızı, tattığınızı hatta ve hatta hissettiğinizi bile ne yapıyor? Kaydediyor. Bakın bu kısmı önemli. Hissettiğiniz duyguyu bile kaydediyor. Wow. Ve benim bilinçaltım neredeyse böyle hani derya deniz bir şey oluyor, depo oluyor. Her şey bende kayıtlı. Ne yaşadıysam yani 3 yaşında annem babamla konuşurken sesi biraz yükselmiş örnek benim kaydımda duyuyor. 5 yaşında babaannem
bana işte bir cümle söylemiş, olumlu ya da olumsuz. Özellikle olumsuzlar daha çok kalıyor aklınızda. Niye? Arkadaşlar, sizde duygu yüksekliği ya da alçaklığını, yani duyguyu en top seviyesinde harekete geçiren ya da en düşük seviyede harekete geçtiğinde onları bilinçaltınız çok güçlü bir şekilde kaydediyor. Tekrar ediyorum. Hepsini kaydediyor. Ama bizim travma dediğimiz, yara dediklerimizi o duygular oluşturuyor. Yani başka bir deyişle size sorsam işte bir yıl önce bugün ne yapıyordunuz hiçbiriniz hatırlamazsınız. Bırakın bir yılı. Üç gün önce ne yapıyordunuz desem siz onu da hatırlamazsınız. Ama siz bir yıl önce ilk kez bir yere gittiyseniz, bakın ilk kez hatırlarsınız. Bir yıl önce hayatımda ilk kez örnek Paris'i gördüm. Ya da uzak doğuya gittim. Ya da bir yıl önce ben şununla tanıştım. Ya da bir yıl önce çocuğumu doğurdum. Ya da bir yıl önce evlendim. Hatırlarsınız. Tersini düşünüyorum. Bir yıl önce terk edildim tam bugün. Bir yıl önce hastalığımı öğrendim. Bir yıl önce birinin kaybını yaşadım. Kayıp. Niye bunları hatırlıyorsunuz? Çünkü orada bakın duygu iniş ve çıkışlar var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında hayat yaşadığımız duygulardan ibaret. Yani ben geriye dönüp baktığımda sadece duygu hissettiklerimi hatırlıyorum. Sanki aralar o zaman kayıp. Geçmiş dediğimiz duygu da diyebilir miyiz hocam? Evet. Geçmişin tam, adına. Tam o. Evet. Yani aralar kayıp. Sanki hiç yaşamamışım. Hani meşhur bir laf vardı ya işte ölmeye yakın bütün deneyimlerimiz geliyormuş ya. İşte o deneyimleriniz de bunlar. Yani o duyguyu burada ve burada hissettiğiniz zamanlar var ya. Kare kare önünüze onlar geliyor. Niye? Çünkü onları beyninizi bir oda gibi düşün. Kutu 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 kutu. Bunlar en ön bölmeye yerleştiriliyor. En ön. Ama hepsi var. Yani bilinçaltı şeyinizde, dolabınızda bütün kutular dolu arkadaşlar. Fakat bu kutular neye göre doluyor? Neye göre canımı acıtıyor? Ve neye göre ortaya çıkıyor? Ve neye göre hayatımı etkiliyor? Beni bu ilgilendiriyor. Yani benim bilinçaltımdaki bu kadar kayıt benim hayatımı hangi yönde etkiliyor? Ve eğer etkiliyorsa, olumlu etkiliyorsa sorun yok. Ama olumsuz etkiliyorsa ben ne yapabilirim? İşte bugün çok biraz daha detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Arkadaşlar, sizin o biraz önce anlattığım hani duygu iniş çıkışlarından bahsettik ya. Doğal olarak bugün tabii yukarıda olanlar değil, aşağı olanları anlatacağız. 3 yaşındasın ya da 2 yaşındasın ya da 4 yaşındasın. Hani 2 yaşında o kadar hatırlamazsın da duygu genellikle işte 3-4 yaşından sonra biraz daha netleşmeye başlar. Ama ilk böyle doğduğunda işte görüntüleri algılarsın, sesi algılarsın. Tatma duygun vardır, koklama duygun vardır, bunlar vardır ama duygu sonra gelir. Hani senin zihnin artık oluşmuştur. Oluşan zihinde bağlantılar kurulmuştur. Bu anne, bu baba, bu kardeş, bu mesela bunlar kurulmuştur. Onların rolleri yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ondan sonra onlardan biri kızarsa ya da işte bir tokat atarsa işte orada ilk duygu da gelmeye başlar. Yani kendini kötü hissettiğinde çocuk o kötü hissetmenin ne olduğunu da bilmez, duygunun da ne olduğunu bilmez ama enerjisi düşer. Yani kendini kötü hisseder. Tanışma. İlk tanışma anı. Evet. Büyüdükten sonra o duyguların tek tek tabii adı da ortaya çıkacak. Orada kızmıştı, orada utanmıştı, orada suçluluk hissetmişti. Yani o duyguların da ayrı ayrı sepetler olduğunu ne yapıyor çocuk? Büyüdükten sonra biraz daha netleştiriyor. Şimdi arkadaşlar, o ilk an, hani ilk o kök duygu diyoruz ya, işte anne ya da baba bir tokat attı. Ya da işte üstü çıplaktı. Böyle bir işte danışanın anısı olduğu için anlatıyorum. İşte dayı gördü. Ondan sonra aa ne ayıp sen çıplaksın dedi. O da utandı böyle kapadı. Ya da işte fotoğrafını çekiyoruz dediler. O bir daha utandı. Fotoğrafı herkese göstereceğiz dediler. O bir daha utandı. Bakın bunlar ne hepsi? Bir duygu. Senin duygu dediğin aslında beyninde iki nöron arasında bir bağlantı birbirine bağlandı. Hani kanca gibi düşünün. Buradan oraya doğru ilk kanca atıldı. Artık burada senin
utanma ya da işte suçluksa suçluluk, değersizlik de değersizlik neyse ilk kancayı attın. Duygu kancaları dersiniz. Duygu kancaları. Evet. Oraya girdin artık, yani alanında var. Peki sonra ne oluyor? Sen daha sonra büyüdükçe, ki 10 yaşında 15 yaşında bile o sepetleri bilmiyorsun. Yani kendimi kötü hissediyorum ya da çok üzülüyorum diyorsun. Hani biz koçlukta anlatıyoruz o duyguların sepetlerini. Hala birçok kişi aslında duygusunun adını da koymakta zorlanıyor. Hani ne hissediyorsun diyorum. Kötü hissediyorum. Diyorum ki nasıl kötü? İşte açıyor o zaman, işte suçlu hissettim galiba. Diyor ki bu videoları izliyorsanız artık siz o duygu sepetlerini de bilirsiniz. Şimdi ne oluyor? Artık üstüne kona kona gidiyor. Niye üstüne kona kona gidiyor biliyor musunuz? Siz o ilk kancayı attınız ya. Artık beden o duyguyu ezberledi, kaydetti ya. Tanıdı. Tanıdı ya. Buna benzer bir şey bir daha yaşamanız çok kolay. Çünkü sen zaten oradan yayın yapmaya da başlıyorsun o bildiğin duyguyla. Bir daha suçluluk hissediyorsun bir olayda. Tık, bir kanca daha atılıyor. Bir daha suçluluk hissediyorsun, bir kanca daha. Ya da değersizlikte. Kendini yalnız hissediyorsun ya da işte seni küçümsediklerini, dışladıklarını düşünüyorsun. Çocuksun, oynamıyorlar, dışlıyorlar, bir yere gidiyorlar, seni çağırmıyorlar. Bak kancalar atılıyor, atılıyor, atılıyor. Sen artık dışarıya yayın yapıyorsun. Neyle yapıyorsun? Bu duygularla yapıyorsun. Bu duygular en güçlü, sizin tezahür ettirme sinyalleriniz de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu duygular sizin en güçlü tezahür ettirme sinyallerimiz. Çünkü bu duyguyla siz tezahür ettiriyorsunuz. Güçlü onlar. Yani ama çok önemli bir şey. Önemli. Çünkü tabii tesadüf değil hiçbiri yaşadığımız. Kesinlikle, kesinlikle. Oradaki bağlantı güçlendikçe hayatımızda da o duyguları yaşamaya başlıyoruz. Tabii orası çok tabii kalın. Evet. Çok kalın olduğu için ben bir yere giderken seni çağırmıyorum. Sende kalın var sanırım ki. Sen bir yanda bak. Aynen. Niye? Orası beni kalın. Beni istemedi, beni çağırmadı. Beni istemedi diyorsun. Orayı tetikleyiveriyorsun, hı-hı, değil mi? Evet. Ama zaten sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar, bir hatırlayalım. Sistem bana o bağları göstermek üzere etrafımda oluşturulmuş zaten. Yani diyor ki bana insanlar üzerinden o bağı fark et. Ve lütfen o bağı artık kes, senin buna ihtiyacın yok diyor aslında. Ama bunu nasıl söyleyeceğini bilmediği için tokatlarla yapıyor bunu. Yani bizi silkeleyerek yapıyor. Şimdi ben peki şu andaki sizler için konuşuyorum. Ben de ne olduğunu nasıl bileceğim? Hayatıma bakacağım. Diyeceğim ki ben örnek. Ya işimi gücümü oturttum ama şu ilişkilerde hala bir sıkıntı var. Ne var? Ya hep mi aynı döngü olur? Ya da çok şükür bir ilişkiyle ilgili sıkıntım yok. Güzel de gidiyor her şey. Fakat işte hep aynı bir şeyi mi yaşarım? Ya da sağlıkla ilgili hep mi böyle aksilikler olur? Ufak tefek sorunlar yaşarım sağlıkla ilgili. Yani ilişkileriniz olabilir, sağlık olabilir, para olabilir, iş olabilir, başarı anlamında olabilir. Ya da arkadaşlıklar. Arkadaşlıklarda, sosyal çevrenizde olabilir. Mesela. Evet, evet. Bir konuda bir kısır döngünüz olabilir, ki olabilir bile demiyorum. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Ve bunu fark ettiğinizde soru şu oluyor. Ben burada hep aynı döngüyle karşılaşıyorum. Döngü ne? Örnek, ilişkide örnek. Hep terk ediliyorum. Ya da uzun sürmüyor dediğinizi varsayalım. Ya da para geliyor ve gidiyor. Ya da bir türlü uzun ilişki şey, uzun vadeli bir işte çalışamıyorum. Hani çıkarılıyorum, başka bir şey görüyorum. Ya da ben ayrılıyorum, başka bir şey geçiyorum. Kalıcı, istikrarlı bir işim olmuyor dediğinizi varsayalım. Hani bu örnek üzerinden gidiyorum. Şimdi, bunun altında bir şey vardır gerçekten arkadaşlar. Hemen en basit haliyle söyleyeyim. Sizin bir inancınız vardır. Yani bu bir kere olduysa ya da birkaç kere, siz bunu alıp kabullenmişsinizdir. Ben uzun sağlıklı ilişki kuramıyorum. Ben ilişkilerde terk ediliyorum. Ya da aldatılıyorum, neyse. Ya da bir işte uzun ve istikrarlı çalışamıyorum demişsinizdir. Ya da işte şu konuda başarılı olamıyorum demişsinizdir. Yani siz bunu bir kere alıp kabullenmişsinizdir. Ne yaptınız? Bir kanca daha attınız mı? Attınız. Burada artık orası kalın mı? Kalınlaştı.
İşte sizin kısır döngü dediğiniz o kalınlaşan, yani incecik bir bağdı, bağ böyle oldu bakın. Dört parmağın kadar oldu. Tek parmak inceliği, dört parmak yaptınız. Bu ne anlama geliyor? Eskisinden daha güçlü yaydığın anlamına geliyor. Peki, tamam, demek ki orada bir kısır döngü var. Senin bir inancın ya da bir korkun var. Orası kalınlaşmış. Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar, şimdi anlatacağım teknik işte onu bulmanıza yardım edecek. Deyin ki kendi kendinize. Ben bunu, yani bu şeyi ne zaman en son yaşadım? Yani bu örnek terk edilme, aldatılma ya da işten çıkarılma ya da başarısızlık ya da parasızlık, bu durumu en son ben ne zaman yaşadım? Şöyle bir geriye sar. Aklınıza bir şey mutlaka gelecek. Orada durma. Biraz daha geriye sar. Durma. Biraz daha geri, biraz daha geri. Bunu niye yapacaksın biliyor musun? Hep aynı şeylerde aynı duygulara yakalandığını fark etmen için. O zaman da aynı şeyi düşündün. Aynı kıskaca girdin. Aynı şeyleri çektin. Şu anda da aynısını yapıyorsun. Bakın. Hep dediğim bir şey var. Aynı duygu yaratır. İnsanlar değişir. Dekor değişir. Zaman değişir. Ortam değişir. Yaşadığın olay aynıdır. Niye? Duygun aynı. Niye? Yaydığın frekans aynı. O zaman çok basit bir kuantumsal bir deyim araya şey yapalım. Sen yeni bir frekansa geçmezsen yeni bir şeyi hayatına çekemezsin deriz. Niye? Çünkü sen hep aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri yaratıyorsun, aynı frekansı yayıyorsun. Ama yeni demek, yeni iki nöron arasında yepyeni bir bağlantı demektir. Olumlamalarla da işte ne yapıyoruz? Onları güçlendiriyoruz. Şimdi örnek. Sardın geriye. Örnek, benim terk edilme korkum var dedin. Bir baktın, geriye doğru gidiyorsun. Aa, beni Ahmet ya da Ayşe de terk etmişti. Ay, ondan önce şu terk etmişti. Aa, çocukluğumda dinlemiştim. Eniştem de halamı terk etmişti ya da teyzemi. Ya da belki biraz daha geriye gittin. Babam da annemi terk etmişti. Ya da belki biraz daha geriye gittin. İşte baban evi terk etti gitti. Ya da annem belki terk etti gitti. Ve yalnız kaldın. Yani hayatın bir döneminde sen birisi seni terk etti. Yani terk etti derken örnek. Belki de sadece annem baban kavga etti. Ve anne ya da baban birbirine dedi ki ben dayanamıyorum artık gideceğim dedi. Orada bir korku duydun mu? Duydum. Ne korkun o senin? Kaybetme korkun, terk etme korkun. Belki anne ya da baban gitmedi. Muhtemelen gitmedi. Ama korku, o bağ sana, o kanca atıldı mı? Atıldı. Sonra annen baban her kavga ettiğinde birinden biri gidecek diye korkacaksın. Biraz daha büyüyeceksin. Bir arkadaşın olacak okulda. O da gidecek seni bırakacak diye korkacaksın. Biraz daha büyüyeceksin, bir sevgilin olacak. O da gidecek diye korkacaksın. Kökü neredeydi? Bak, en son neyi bulduysam. Hocam bulamadım, örnek. Hangisini bulduysam, illa anneden babadan bulman şart değil. Hangisini bulduysam. Niye? Aklına kaldığına göre orada bir yine neyin var? Bak, duygu olarak bir dibin var. Orada salmışsın güçlü bir şey. Ve farklı, titreşimin çok yüksek olduğu zamanlardan geçiyor. Yani sen bir tanesi üzerinde çalışsan bile aynı. Evet. Şimdi bu çalışmada arkadaşlar şunu bilin. Siz bir olayı görüntü olarak algılarsınız eğer gözleriniz görüyorsa. Ses olarak işitirsiniz. Bir de ne yaparsınız? Orada dokunmakla ilgili bir şey olduysa, örnek bir yerden düştüysen yaralandın. Bak, acı. Biri tokat attı. Bak, acı. Acıyı kodlarsın. Örnek, hayatında ilk kez bir şey yemişsindir. O anda hani miden kabul etmemiştir. İstifra etmişsindir. Aslında o bile bir koddur. Mesela o yiyeceği bir daha yemekte zorlanırsın. Bak, orada da ne var? Bir tat duygusu. Tat duygusuyla birlikte bir yine bir dip duygu var. Yani miden bulanmış ve kendini kötü hissetmişsin. Dolayısıyla siz ilk o anılarınızı oluştururken ne yapıyorsun demek ki? Örnek, anne baba olayından gidersek, baban annene işte ben bırakıp gideceğim dedi ya da annen dedi. Ve sen o anda çocuksun,
onların kavga ettiklerinin biraz farkındasın ama çocuk olduğun için hani biraz daha mantıklı düşünüp de ya onlar kavga eder sonra barışırlar gibi bir algın da yok. Ne söylense olduğu gibi doğru olarak kabul ediyorsun. Yani annem gerçekten ya da babam gidecek diye korkuyorsun. Şimdi görüntü olarak gördüysen görüntüyü aldın. Bakın beynine aldın. Aldın beynine dediğim bakın bir gene kanca attın. Görsel kancayı attın. Sonra o görüntüde bir ses de vardı. Örnek annem belki babana bağırıyordu. Ben gidiyorum. Ve bir daha asla gelmeyeceğim bakın. Asla gelmeyeceğim dedi. Ses. Sesi de aldın. Bir kancayı da attık mı? O da atıldı. Orada ne hissettin? Bak. Yalnız kalacağım. Terk edildim. Yalnız kaldım. Tek kaldım. Bak. Çok büyük bir korkudur çocuk için. Ne oldu bak. Bir kanca daha attın mı? En güçlü kancayı attın. Duygu kancasını da attın. Şimdi senin artık beyninin bir bölgesinde burada terk edilmekle ilgili bir bağlantın var. Yani nöral bağlantın var. Ve o burada ne yapıyor? Duruyor. Hani anlattım ya biraz önce zaten üzerine koya koya ne yapacak? O kalınlaşacak dedik. Eğer bu görüntüyü yakaladıysan şunu bil. Beynin gerçek olanla olmayanı ayırt edemiyor. Başka bir deyişle bu biraz önce anlattığım olayı varsayalım ki ben yaşadım ve ben bunu Ebru'ya anlatıyorum. Ben bunu Ebru'ya anlatırken bağladığım yerdeki nöronlar ne yapıyor? Tı 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 bak hareketleniyor. Işıklar yanıp yanıp sönüyor. Anlatırken yalnız. Niye? Beynim o anda bunu yaşıyorum zannediyor. Yaşıyorum. Bilinçaltı da öyle. Bilinçaltının zaman algısı yok. Dolayısıyla bak orası bir hareketlendi. O anda yaşıyorum gibi düşündüğü için zaten ne yaptı? Benim enerjim de düştü. Şimdi bu olay yani neyi de gösteriyor? Hoşunuza gitmeyen bir şeyi birine anlatmayın diyoruz. Niye? Aynı bölgeyi hareketlendirip düşüyorsun frekans olarak ve aynı yayını bir daha yapıp benzer bir şeyi bir daha çekiyorsun. Gerek yok ki tekrar anlatmaya. Dolayısıyla ben şimdi amacım ne? Ben biliyorum bak burada o kod var. Görüntü de duruyor, ses de duruyor. Duygu da duruyor bende. NLP de diyor ki senin diyor canını görüntü acıtmaz. Ses de acıtmaz. Olayın kendisi acıtmaz. Onu kodlama biçimin acıtır. Yani kodlama biçimin. Ne demek o? İşte orada bir olay var sadece. Ama sen gördün, kodladın. İşittin, kodladın. Korktun, kodladın. Kodlarını düşündüğünde ne yapar? Canını acıtır. Ona verdiğin bir anlam vardır çünkü. Yani örnek kodlarınızda nasıl yaparsınız? Birçoğumuz eğer kör değilsek, sağır değilsek görselizdir, işitselizdir, işte dokunsalızdır, kokusal ve tatsalızdır. Beş duyuyla dünyayı algılarız ya. Birçoğumuz bu kodları zaten hani çocukluğumuzdan itibaren ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şimdi hepimiz ya görselliğimiz güçlü, ya işitselliğimiz çok güçlü, ya dokunsallığımız çok güçlü. Tatsal, kokusallığı da çok güçlü olan arkadaşlarımız var. Ama biri bizde daha güçlü. Yani oradaki nöronlara daha çok bağlamışız. Kendi adıma konuşuyorum, ben görselim. Yani görüntüyü hiç unutmuyorum. Ama sesin çoğunu unutabiliyorum. Çünkü işitsel değilim. Dolayısıyla sizin kodlama biçiminize göre anılarınız oluşuyor. Örnek benim ikiz kardeşim var. Bakın ben annemle babamın kavgasını ve oradaki hissettiğim duyguyu hatırlarken aynı kavgayı kız kardeşim annemin babama ne söylediğini cümlesine kadar hatırlıyor. Niye? O işitsel. Bak o başka almış ben başka almışım. Duyduklarını kodlamış. Evet. Aynı olayı bir de farklı yorumlamışız. Ben o kişinin yüz ifadesini hiç unutmamışım. Çok kötü bakıyordu demişim. O söylediği cümleyi unutmuyor. İşitsel ya. Gibi gibi yani neymiş?
Demek ki olay bizim canımızı acıtmıyor. Kodlama biçimlerimiz acıtıyor. Ben hala o insanı düşündüğümde onun o bana bakışını unutmuyorum. Canım yanıyor. O örnek o anda kendine söylenen cümleyi unutmuyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yani kardeşlerinizle konuşun, aynı anıları konuşun. Her birinizin farklı şeyler hatırladığını, farklı yerlerden canınızın yandığını anlayacaksınız. Bu aslında ilişkilerinizin de temelini oluşturuyor. Hani birbirimizi anlamakta ilişkilerde yanlış anlamalar oluyor, zorlanıyoruz ya. Her birimizin kodları farklı olduğu için ve her birimiz kendi zihnimiz ve kodlarımızla konuştuğumuz için zannediyoruz ki bizim algıladığımız gibi algılıyor. Hayır, onun kodları farklı. Sen normal konuşuyorsun, onun örnek farklı bir kodu var. Bilinçaltında farklı kodlamaları var. O üstüne alınıyor ya da yanlış anlıyor. Kodlarınız farklı. NLP de diyor ki sen o olayları artık yaşanmış bir hiç değiştiremezsin diyor. Ama senin canına olay değil, kodlama biçimi acıttığına göre diyor. Gel biz o kodları değiştirelim. Bir duruyorsun. Nasıl yani? Kodları nasıl değiştireceğiz? Senin beynin gerçek olan olmayanı ayırt edemiyordu ya. Ha. İşte diyor senin beyninde eski bir görüntü vardı. İşte bu eski bir görüntüydü. Beynimdeki işte annem babam kavga sahnesi işte bu kareydi eski. Ha. İşte diyor eski görüntünün üzerine ben ne yapacağım? Farklı yeni bir görüntü getireceğim. Bunu getireceğim diyor. Bunun üzerine bunu getireceğim diyor. Ne olacak bu? Bu kalacak diyor. Ama bu değil ki önemli olan bu kare değil ki. Senin bunu kodlama biçimi değil miydi diyor. Ben bu kodlamı değiştirdiğimde sen yeniyi kabul edeceksin. Peki bunu nasıl yapacağım? Diyor ki nasıl kodlamıştın? Görerek, işiterek, hissederek kodlamıştın. Tamam. Hadi o zaman oradan başlayalım diyor. Görüntüden başlayalım diyor. Anne babam kavga ediyordu diyorum ben. Bakın eski görüntü. Diyor ki şimdi gözlerini kapat ve anne babanın birbirine sarıldığını gör diyor. Bak şimdi sarıldığını gör. Ama böyle büyük bir sevgiyle sarıldığını gör diyor. Bakın. Evet görüyorum şu anda. Harika. Onların kavga ettiğiyken birbirlerine bağırdıklarını duymuştum. Özellikle işitsel onlardan bahsediyorum. Şimdi onların birbirine güzel sözler söylediğini gör diyor. Şey işit diyor pardon sesi işit. Bak. Evet işitiyorum. Şimdi ilk görüntüde kötü şeyler hissettin ya. Şimdi tam tersini düşün diyor. Niye düşüneceğim? İşte onlar bir araya gelse birbirine güzel şeyler söylese ve kucakladıklarında ne hissederdin? Çok mutlu olurum. Çünkü ben daha çocuğum. Benim bütün dünyamı onlar oluşturuyor. Onlar iyiyse ben iyiyim. Kötüyse kötüyüm. Doğal olarak bir çocuk sevincini bir hissedin. Ne güzel. Annem babam birbirini seviyor. Bak güvendeyim artık. Çünkü anne babanın kavgası direkt sende güvensizliği tetikler. Böyle bir şakımaya başlıyorsun. Bakın bir sevinç dalgası yayılıyorsun. Aslında ben de yapsak mı onu hocam? Siz bana söyleseniz. Ne dersiniz? Olabilir. Uygulamalı yapalım. Uygulamalı yapalım harika, mı? Harika. Hadi. O zaman şöyle yapalım. Yine bu konu üzerinden gidelim. Anne baba, kavga ediyor. Ben tamam. Size gelmişim. Hani böyle bir şey anlatıyorum. Tamam. Siz de diyorsunuz ki hadi o görüntüyü değiştirelim. Harikasın. Çünkü biraz sonra uygulamasını biraz daha netleştirecektim. Hı-hı. O uygulamayı o zaman beraber yapalım. Yapalım hocam. Şimdi Ebru gözlerini bir kapağa ve annenle babanın kavga edip seni gerçekten çok etkilediği bir sahneyi görmeni istiyorum. Yani çocuksun, annen ve baban kavga ediyor. Şimdi fark edeceksin ki senin eski anıların ve seni üzen anıların genellikle flu'dur. Sen eski anılarını flu kaydedersin, bastırmışsındır çünkü. Üstü tozlanmıştır o resimleri. Daha böyle renkli değildir de soluktur. Öyle görüyorsun değil mi? Harika. Şimdi gördüğün o karede seni en çok ne etkiliyor? En çok birbirine kızgın bakışları, görüntü. Görüntü. Hı hı. Ses duyuyor musun? Duyuyorum. Bağırtıları mı? Birbirine evet. Bağırma. En çok kim bağırıyor? Annen mi baban mı?
Babam bağırıyor ama ses mesela kısık daha çok. Böyle çok böyle yüksek bir Yüksek ses değil. duymuyorum. Ama Tamam. görüntü daha şey, Ne baskın. hissediyorsun? Korku. Korku. Hı. Tamam. Hemen yeni bir kare açıyorsun. Anne ve babanı tekrar karşı karşıya görüyorsun. Bu defa renkli, canlı ve hareketli görüyorsun. Onların birbirlerine çok güzel şeyler söylediğini görüyor, işitiyorsun. Bu andaki o sevincini bir hisset ve hatta en güçlü şekilde o duyguya odaklan. Ne kadar seviniyorsun o çocuk olarak. Onlar öyle mutlu görmek seni ne kadar, değil mi? Heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Umutlandırıyor, güvende hissettiriyor. İyice bir o duyguya gir. Girdin mi? Eski fotoğrafa geç. İlk anıda. Şimdi burada çok yükseldiğin için o ananın biraz daha solduğunu fark edeceksin. Çünkü biraz önce enerjin o kadar yüksekti ki o kadar yüksekten o kadar aşağı inemeyeceksin. Ama indin. Hemen o karede, eski karede biraz önce gördüğün görüntüleri görüyor musun yine? Hadi onları biraz böyle televizyondaki görüntüyü kaybeder gibi iyice bir fullulaştır. Hani böyle görüntüler bulanıklaşsın. Ses geliyor mu kulağına? Az. Kız. Sesleri gittikçe kız. Görüntü flu. Ses çok kısıldı. Değil mi? Peki duygu biraz önceki duygu mu? Hani biraz önce çok üzgündün ya. Şimdi yine aynı üzgünlük var mı? Görüntü gittikçe o kadar yok. İlk başta hissettiğin duygu yok. Daha az. Çünkü önemli bir kısmı biraz önce yüksek frekansa geçtiğinde dönüştürdün ve senin beynin ve bilinçaltın yeni olanı kabul etti. Tekrar yeni açıyoruz. Annen ve baban karşı karşıya. Hadi şimdi biraz daha besle. Üzerlerindeki kıyafetleri gör. Havada böyle mis gibi bahar kokusu. Burnuna çiçek kokuları geliyor. Sokaktan çocuk sesleri geliyor, kuş cıvıltıları geliyor. Annen baban sanki şarkı söyler gibi birbirlerine belki de iltifat ediyorlar, birbirlerini sevdiklerini söylüyorlar. Görüyor musun? Sesleri duyuyor musun? Hadi şimdi kendini biraz da o huzura ve güvene bırak, o duyguya bırak. Muhteşem. Artık güçlü ve güvendeyim. Annem babam mutlu, ben de mutluyum. Eski karadayız. Görüntü görüyor musun? Çok silik. Tamamen karart. Bir televizyonu kapatır gibi karart. Ses duyuyor musun? Bir televizyonu kapatır gibi ses kes. Şimdi duygu var mı? Görüntü yok, ses yok, duygu da yok. Sanki artık başka bir filmi izlemiş gibisin, değil mi? Senden uzaklaştı. Şimdi o fotoğraf karesini sanki elin içindeymiş gibi buruştur, fırlat at. Uzayın derinliklerine kadar Atlar. gönder. Yeni karadayız. Artık hep burada olmak istiyorsun, değil mi? Son kez. Bundan kapatacağız çünkü. Ve bilinçaltın en son bu kareyi gördüğü için artık bunu kabul edecek. O kareyi dönüştürecek, bunu kabul edecek. Sen burada beş duyunla ne kadar canlı, ne kadar hareketli, ne kadar renkli ama en önemlisi ne kadar güçlü duygular hissedersen o kadar hızlı bir şekilde dönüştürür ve bunu kabul eder. Eskisi artık geçersizdir. Görüyorsun değil mi anneni babanı? Belki de birbirlerine sarılıyorlar. Müzik var. Evet. Dans ediyorlar. Dans ediyorlar. Harika. Sen onları seyrediyorsun. Belki de hayal kuruyorsun. Bir gün ben de evleneceğim. Eşimle dans edeceğim diyorsun Böyle belki de. mutlu bir evim. Böyle mutlu bir evlilik yapacağım. Harika. Harikasın. Duyguyu hissediyorsun.
Harika. O duygunun doğruluğunda çok şükür, çok şükür diyerek yavaşça gözlerini açabilirsin. Çok şükür. Ne güzel. Evet. Fırsattan istifade benim de yine belki demeyeyim, kendimi böyle güvende ve mutlu hissettiğim bir an yaşadım. Kalan bir kırıntı varsa o da gitti. İşte bu o kadar güçlü bir teknik ki arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum, bilinçaltı gerçek olan olmayanı ayırt edemiyor. Ebru bunu o kadar canlı yaptı ki son karayı aldı ve kabul etti. Bunu bütün travmalarınızla ilgili bile çalışabilirsiniz. Ne yaptık? Kodu değiştirdik. Kod neydi? Görüntüydü. Sesti. Değil mi? İşte duyguydu. Ha belki de bir hayvanın ısırması var. Acı Bir acı zaten. var orada dokunsal bakın. Ya da işte bir görüntü var orada. Yani bunu koku olarak, dokunsallık bir acı olarak aklınıza gelen her travmayla ilgili ya da her kötü deneyimle ilgili de çalışabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Amaç şuydu. Bu benim canımı Resmen. acıtan burada açık bir yaraydı. Ne yaptım? Bu benim yaramdı. Ama asıl benim onu kodlama biçimim benim canımı acıtıyordu. Kodları değiştirdim. Yeni kodlarımı yükledim. Artık yeni kodlar geçerli olduğu için eski nöron bağlantısı koptu. İlk kökteki koptu. Arkadaşlar en güzeli o. O yüzden ilk hatırladığınızı koparabilirsiniz çok güzel diyorum ya. En alttaki desteği çektiniz mi üsttekiler tıkır tıkır zaten kopuyor. Burada Ebru duygu olarak çok yüksek frekansa çıktığında titreşim olarak ben onu aşağıya çektiğimde ne hissediyorsun diyorum. Kötü hissedemiyor. İstese de hissedemez Giremedim. çünkü Evet bakın hocam. bunu tattırdınız ya bilinçaltınıza. Bedeniniz bunu kaydetti ya. Düşemez. O kadar kötüye istese de düşemez. Artık gitti o. Gittiği için zaten canı da yanmıyor. Yani bunun üzerinde çalışın. O olumlu tarafı çok güçlendirdiğinizde duyguyla ilgili hemen o anda dönüştüğünü nereden anlayacaksınız biliyor musunuz? Negatife bir girdiğinizde aa burada hiçbir duygu kalmadı canım yanmıyor artık. Evet, hatta konuşamadım bile. O kadar kendimi mutlu ve güvende hissettim ki şu anda o duygu hemen geldi hocam. Evet. Orada müzik, dans ediyorlardı. Ben çok küçüğüm. Onları izlerken böyle çok mutlu oluyorum. Onların mutluluğu aslında benim mutluluğum. Ne kadar anneyle babayla Özdeşleştik. Zaten özdeşleştik bilinçaltınız hocam. o yüzden onları çok etkiliyorlar. Evet. Onlar O mutluysa biz nedenle böyle bir mutluyuz. örnek seçtim zaten. Evet. Çoğu kök duyguda anne ve baba çıktığı için. Dediğim gibi arkadaşlar, Çok burada etkili bir kodları teknik. değiştirerek bilinçaltınızda aklınıza gelen bir görüntüyü kolaylıkla ne yapabilirsiniz? Dönüştürebilirsiniz. Orada bir korkunuzun çıktığını fark edeceksiniz. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi orada gördüğün görüntü aynı zamanda hani bilinçaltındaki ilk kancaları atıp ilk kodları oluştururken inançlarını da sağlıyor, değil mi? Tabii ki. İşte örnek baban annene bağırıyorsa erkek anneye bağırır. Babanın anneyi ezdiğini görüyorsan erkek anneyi ezer ya da değer vermez. Evet. Onların mutsuzluğunu görüyorsan işte evlilik böyle bir Mutlu şey. evlilik yoktur. Kadın ve erkek birbirini mutsuz eder, mutlu evlilik yoktur gibi. İlk inançlarımızı da Tabii siz bana yaptırırken onu dedim ya, kırıntı bile kaldıysa demek ki o da gitti. Çünkü o duyguya da indim. oluşturuyorlar. Hı. Sonra tekrar kendimi güvende hissettim. Çünkü ben kendi üzerimde o kadar çok çalıştım ki anne baba olsun, hani böyle çocukluk, hepsine tek tek. Ama şimdi burada bile ona girebiliyorsam demek ki var olan kırıntı bile varsa o da gitti. Çok teşekkür ediyorum Evet. hocam. Bana da katkı oldunuz Evet evet burada. ne güzel. Herkese Evet. katkı olsun. Ve arkadaşlar aslında burada bir korkuyu da dönüştürmüş oluyorsunuz. Çünkü o görüntü sizden inançları yeni o anda bir inanç oluştururken hem kodlarken o kod yani buradaki o kanca var ya onlara senin korkunun da ilk temelini oluşturuyor. Tabii. Mesela baban annene ben seni terk edeceğim ilk örnekten devam edecek olursak dediğinde eyvah yalnız kalacağım diyorsun. Orada bir güvensizlik, bir terk etme korkusu da atmış oluyor değil mi? Tabii ki çok fazla hem de bir Korkuyu da çocuk. dönüştürmüş oluyorsunuz görüntüyle birlikte.
bir çocuğun güvendiği zaten babası, annesi. Onların gitmesi demek bu koca dünyada yalnız kalacağım. Bana kim bakacak? O yüzden farkında olmadan ilişkilerimize de güvenemeyeceğimiz kişiler çekiyoruz bu sefer hayatımızı. Evet. O yüzden çok önemli. Yine çok muhteşem bir his hocam. Yani siz bize katkı oluyorsunuz. Katkı her zaman karşılıklıdır Ebru. Çünkü bu beni çok mutlu ediyor. Bak bu bir katkı değil mi? Bak mutlu oluyorum. Evet. O yüzden iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız hocam. Yani burada insanların hayatına bir nebze dokunabiliyorsak ne güzel. Hani bundan sonra daha sık sık böyle ciddi anlamda sizde katkı sağlayacak her konuyla ilgili bir para ilişki. Böyle sıkı güzel tekniklerle gelelim ve sizlerden not alıp kendi üzerinizde o çalışmanızı, değişimizi, dönüşümüzü gerçekleştirelim. Ne güzel olur, harika olur. Peki o zaman tekrar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yine farklı konularda istekleriniz olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Evet, o evet. Konuların hepsini biz yorumlara okuyoruz arkadaşlar. Hepsiyle ilgili hocam burada size tekniklerde anlatır. O konuyla ilgili bütün bilgiyi de verir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.